Günaydın. Günaydın. Bugün İngiltere'de 6. günümüz. Şimdi eve çok yakın bir market var. Oraya gidiyoruz. Birkaç bir şey alacağız. Bununla birlikte aslında 6 gün oldu ama biz henüz daha yeme içme düzenimizi tam oturtamadık. Market düzenimizi henüz oturtamadık. Onun da aslında sebepleri vardı. Çünkü buraya geldiğiniz zaman anında halletmeniz gereken ve süreleri olan bir takım evrak işleriniz oluyor. Onlara öncelik vermeniz gerekiyor. Dolayısıyla biz de önceliğimizi ona tanıdık. Şimdi de böyle yavaş yavaş kendi ev düzenimizi, gündelik yaşam sürecimizi oturtmaya çalışıyoruz. Biz tam Londra'da değiliz. Londra'nın doğusunda bir bölgede kalıyoruz. O yüzden burası Londra'ya göre daha sakin. Hatta çok sakin. Burası bizim sokağımız böyle. Biz de bu yolun diğer tarafında oturuyoruz. Kaosundan gelip açıkçası tekrar bir kaosun içine girmek istemedik. Buradan zaten 45 dakika gibi bir sürede Londra'ya ulaşabiliyoruz. Ulaşım zaten hani şey diyorlardı, ben açıkçası inanmıyordum. İşte metro çok gelişmiş durumda ve ulaşım hakikaten çok kolay falan diyorlardı. Gerçekten öyle. Hani aktarmalar arasında bile bir dakika, maksimum 3 dakika falan yürüyorsun. O yüzden ulaşım çok kolay. Eğer ki hani ben buraya... Ayrıca çeşmesi gibi düşündüm. Ben de... Yürüyeceğim. Gideceğim yere kadar yürüyeceğim yani. Yani bir durak ama falan yürüyoruz ya normal şartlarda. Biz evet. İstanbul'dan konuşuyorum. Diğer şehirlerde bizim hani nasıldı bilmiyorum. Ama İstanbul'daki aktarmalar genellikle size minimum bir durak yürüten aktarmalar oluyor. Öyle olunca biz de gözümüz korktu açıkçası. Ama buraya gelmeden, burayı deneyimlemeden ve bölgeleri görmeden yer karar vermek biraz zor. Çünkü sizin buradan ne istediğiniz, ne beklediğinizle alakalı her şey. Yani siz nasıl bir hayat yaşamak istiyorsunuz? Nerede yaşamak istiyorsunuz? İşte dediğim gibi gerçekten şehir merkezine çok yakın olup orada mı yaşamak istiyorsunuz, yoksa yok ben biraz daha sakin, huzurlu bir hayat yaşamak istiyorum. İşim olduğu zaman Londra'ya gideyim, onun dışında da huzurlu bir hayatım olsun mu diyorsunuz. Ona karar vermeniz gerekiyor ve en önemlisi tabii bütçenize göre de buna karar vermeniz gerekiyor. Bu arada İngiltere'ye biz ilk indiğimiz, Londra'ya ilk indiğimiz zaman şeyi fark ettim. Yani ben hani hiç İngiliz göremedim ve diyorum ki hani biz niye böyle, nerede bu insanlar? Meğer zaten buranın gerçek halkı Londra'da yaşamıyormuş. Sadece iş için gelip gidiyorlar. Onun dışında Londra'nın dışındaki bölgelerde yaşıyorlar ve şansımıza ki biz de öyle bir sokağa, bölgeye denk geldik. Çok tatlı İngiliz aileleriyle birlikte bir bölgede yaşıyoruz. Hepsi çok güler yüzlü. Yoldan geçerken eğer karşılıklı böyle aynı şeyden geliyorsanız duruyor, gülümsüyor ve yol veriyor. İşte geçen gün mesela otobüse bindiğimiz zaman ilk buraya gelirken otobüste yani arkamızda sıra oldu ve biz yer soruyoruz. Sorduğumuz yeri yani bekliyorlar. Herkes geçmek yerine normalde şoförle konuşurken geçerler ya otobüste. Arkanızdan hatta ittirerek geçerler. Burada öyle bir şey yok. Arkamızda kuyruk oldu ve bizim konuşmamızın bitmesini beklediler. Bittikten sonra bizim nereye gideceğimiz belli olduktan sonra biz geçtik. İlk biz bindik. Arkamızdaki kuyruk sonrasında bindi. Böyle bir saygı çerçevesinde hani ben seviyeli bir birliktelik yaşıyoruz şu anda. Aynen, bir de ben şey oldum hani gerildim. Acaba bir şey derler mi, sıra oldu çünkü arkamızda bayağı filan. Kimse de bir şey demedi, gayet de güler yüzlü bir şekilde böyle. Hepsi bize selam vererek ve gülümseyerek gittiler. Yani tabii daha bunlar bizim burada ilk günlerimiz, yani ilk haftamız. O yüzden belki daha iyimser de bakıyor olabiliriz. Farklı şeyler de olabilir. Elbette farklı. Kötü tarafları, kötü deneyimler de yaşayacağımız
elbette olacaktır. Hayat bu netice itibariyle. Fakat genel hatlarıya şöyle bir baktığınız zaman mutlu bir yaşam ve iyi bir hayat standardı olduğunu ilk günlerden gözlemlemeniz mümkün. Yani şansımız hava çok da güzeldi. O yüzden işte şeye göre yaptık birazcık da. Nerede işimiz varsa evrak işimiz, oraya yakın bir yere de muhakkak bir turistik bölge yakındı. Oraya göre de bir yürüme haritası çıkardık kendimize ve o şekilde de aslında hem işlerimizi hallettik hem de görmemiz gereken yerleri görmeye başladık. Burada ulaşım pahalı, gerçekten pahalı. Ona hani şey diyemem. Metrolar pahalı. Hatta şöyle oluyor. Zon 1'den atıyorum basacaksanız, bu Oyster kart diye bir şey var. Bizim Akbil'imiz. Zon 1'den basıyorsanız daha pahalı. İşte Zon 4'ten basıyorsanız daha uygun. Bölgelere göre fiyatlar farklılık gösteriyor. Trenler bazı bölgelerde Oyster kart geçiyor. Bazılarında bilet almak zorundasınız. O biletler kişi başı 13 pound filan. Ama naçizane tavsiyem, buraya iner inmez elinizdeki parayı 7,5'la çarpmayı tamamen bırakın. 8'le. Hatta 8, dün 7,76 falandı. Tamam, 8 o. 8'le çarpmayı bırakın. Çünkü gereksiz bir hüsran hüzün kaplıyor. Sizde hiç gerek yok. Zaten artık eğer burada yaşayacaksanız da TL sizi çok ilgilendirmiyor. Buranın parasıyla geçinmek. Buranın fiyatlarına baksana. Bak, bir dakika. Fiyatlarını evet. Çekmeni isterim gerçekten. 3900 pound. 3200 pound. Bu? 7700. Yani 4400. 4500. Yani bu araç Türkiye'den kadar olduğunu biliyorsunuz herhalde. Söylememe gerek yok. Ancak burada çok çok uygun. Elbette araçların modelleri de düşüktü, o gösterdiğim son model araçlar değillerdi. Ama Türkiye'de aynı para birimiyle baktığımızda o rakamlara araç almanız imkansız. Burada alabiliyorsunuz maalesef. Çarpsan da yine ucuz. Araçlarda yine ucuz. Yine yani, ucuz. 3000 pound'a orada araç vardı. 8'de çarpmıştın. Ne olacak? Yani evet, o aracı bu kadar alabilecek misin? Almak mümkün değil. Mümkün değil. Alamaz. O yüzden bizde tabii ki araçtan çok vergiye para ödediğimiz için burada öyle bir şey o seviyelerde çok bir problem olmuyor. Herkes aracıyla geziyor ve herkesin evinin önünde iki aracı var. Aynen. Onları kullanıyorlar. Ve tabii ki şey gibi de değil. Burası ilk önemli zenginlerin daha çok yaşadığı, gelir durumu iyi olan insanların yaşadığı bir bölge. O yüzden onlardan çok çok lüks araçlar beklersiniz. Onları da yapmıyorlar. İhtiyaçlarını görecek kadar olan araçları alıyorlar. Modeller de aynı şekilde. İhtiyaçlarını görecek kadar alışverişlerini yapıyorlar. Sebzesiz şu anda sepetimiz bomboş. Sepetimiz bomboş. Şimdi ben sebze çok sevmem ama meyve de çok kötü. Evet. Bir tek muz güzel. İyi bulabilirsiniz, denk gelirsiniz. Denk gelirse muz güzel. İşte biraz. Bastı ekmek ve onu başarılı. Of, onlar çok iyi ama onlar da çok tehlikeli. Bu sadece kruvasan da değil. Burada güzel çok güzel var. Rakamlara. Ya bunların kuruş olduğunu düşünsenize evet, Türkiye'de. Kuruş. İster misin kahvenizin yanına? Peki kahvenin yanına pekiyi kim istemez? Bunlar burcu olmalı. Brownie bizim. Hiçbir brownie dediğiniz kadar rezil olacak. Evet. İmge Hanım ne yapıyorsunuz? Yine kruvasanlara da damlısınız. Böyle bir şey olamaz.
Ama tabii sadece kruvasan da değil. Burada çikolata pideler var. Gratin var. Taşımakta güçlük çekiyorum. Gördüğünüz üzere. Ve ne kadar olduğuna bakalım isterseniz. Şöyle bir kısaca. Arkadaşlar. Sadece 16. 16.04. Evet. Kıyaslama yapmıyoruz artık. Kıyaslamayı bıraktık. 8'e çarpmayı bıraktığımız gibi. Arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi gıda son derece uygun. Bir çok de, şey olduğu gibi aslında elektronikte olduğu gibi KDV yok denecek kadar az. Buna rağmen indirimler var. Bir de tabii bizim burada temel şeyleri hani temel alışveriş de yapıyoruz. Onun da etkisi var. Yani işte çamaşır deterjanını aldık ama hani onu aylarca kullanacağız. Neler var sayayım mı 16'nın içerisinde? Çikolata kreması var arkadaşlar. 2 tane. İmge çok seviyor. O yüzden hepsini tüketecek. Sonra şampuan var. Şampuan. Dışında tuvalet kağıdı var. Tuvalet kağıdı var. Sonra deterjan var. El sabunu var, portakal suyu, süt, mısır gevreği, çikolatalı şekerleme var, bar var, elma var, muz var. Pazar gibi oldu ama. Aynen. Var arkadaşlar, ekmek bayağı var. Ekmek var, kruvasanlar var içerisinde. Yani birçok aslında. Ha şey falan eklenince belki bir tık daha yükselebilirdi. İşte hani biz şu an mesela et vesaire bir şey almadık. Şu an almadık ama alsaydık da. Alsaydık da yani çok 20 olurdu şey. Maks. Evet, evet. Hani bu 16 etle de birlikte 20'yi falan görürdünüz maksimum. Onun dışında dediğim gibi bizim şu an başlangıçta ihtiyacımız olan ve evde olmayan bir takım şeyler vardı. İşte deterjan, el sabunu, tuvalet kağıdı vesaire gibi. Onları hallettik. Mutfak düzenimiz yavaşça oturacak. Uluç'u da muhtemelen artık sık sık bu kanalda göreceksiniz. Benimle birlikte. Kanal benim. Çatallı sesim soğuk havayla birlikte daha da çatallı hale geldi. O yüzden başlığını arıyorum. Sesinde ne var falan diyen arkadaşlara. Sesim böyle, yapacak bir şey yok. Hava da şu an hakikaten soğuk. Hani şu an biz yürüdüğümüz için çok anlamıyoruz ama böyle içeriden marketten çıkınca bir dedim soğumuş hava. Öyle. O zaman şimdilik bu video burada bitsin. Evet. En kısa zamanda yeni güncellemeler ve yeni haberlerle görüşmek üzere. Bay bay.